ay yaklaşıyor hadi sen de durma, durma. sana ders bolca ders Bu ders olsun. Merhaba arkadaşlar Derssiz Zen'e hoş geldiniz. Bu bölümde Türk şiirinde nazım biçimleri, şiir türleri ve uyak türleriyle ilgili konu testlerimiz var. Evet şimdi bir, bir şiir örneğimiz var. Bu şiirdeki uyağın türü aşağıdakilerden hangisidir? Evet, dize sonlarına bakalım. Evet, düşman ve yüzyıllardan sözcüklerini görüyoruz. Düşman sözcüğündeki an ile yüzyıllardan sözcüğündeki anda uyak söz konusudur. Evet, görüyoruz. Bir ünlü bir ünsüz harften oluşmaktadır uyak. Evet, bu şiirdeki uyağın türü tam uyaktır. Doğru seçeneğimiz E seçeneğidir. Evet, yukarıdaki dörtlük aşağıdakilerin hangisinden alınmış olabilir? Derince kazın kuyusun, iniminim inelesin, inim kefen dikmeye iğnesin, verenin de. Evet, burada kişisel bir eleştiri söz konusudur. Dolayısıyla bu dörtlük bir taşlamadan alınmış olabilir. Doğru seçeneğimiz B seçeneğidir. Evet, divan şiirinin en uzun nazım biçimidir. Beyt sayısı sınırsızdır. Roman ve öykünün divan edebiyatındaki yerini tutmuştur. Her beyt kendi arasında uyaklıdır. Şeyhinin Harname adlı eseri bu türün en tanınmış örneklerindendir. Yukarıda aşağıdakilerin hangisinden söz edilmektedir? Evet, burada sözü edilen mesnevidir, doğru seçenek E seçeneğidir. Bakın, en uzun nazım biçimi olmasından, roman ve öykünün divan edebiyatındaki karşılığın olmasından, her beytin kendi arasında uyaklı olmasından yani A, A, B, B, C, C diye. Evet, şeyhinin en ünlü eseri, harnamenin de bu türün tanınmış örneklerinden olmasından bu sonuca varıyoruz. Evet, yukarıdaki şiirde sesleri aynı, anlamları farklı sözcüklerle uyak yapılmıştır. Bu uyan türü aşağıdakilerden hangisidir? Bakın, yanına hiç sesini çıkarmadan var. İlk var, ulaşmak anlamındadır. Belki de çok uykusu var. Buradaki var ise bulunmak anlamındadır. Yani sesteş sözcüklerle uyak yapılmıştır. Bu uyağın türü de cinaslı uyaktır. Doğru seçeneğimiz D seçeneğidir. Evet, yukarıdaki şiirin uyak dizilişi aşağıdakilerden hangisidir? Evet, uyak dizilişine bakalım. A, A, B, A. Evet, bu mani tipi uyaktır. Evet, doğru seçeneğimiz E seçeneğidir. Yukarıdaki parça aşağıdakilerin hangisinden alınmıştır? Evet, şiir metnini okuyalım. Gelin Ayşem sele gitmiş, iki körpe kuzuyuna. Aman Ayşem, yaman Ayşem, dağlar başı duman Ayşem. Evet, gelin Ayşe'yi sel kapmış, sele kapılmış ya da iki körpe kuzuyla yani iki çocuğuyla. Evet, burada bir ölüm acısı söz konusudur. Evet, bu parça ağıttan alınmıştır. Doğru seçeneğimiz B seçeneğidir. Yukarıdaki şiirin türü aşağıdakilerden hangisidir? Evet, şiirimizi okuyalım. Jurnal yaz, karasür, çanak yala, yalan dolan türlü madrabazlık. Yine de meteliye koşunat beni şaşırtıyorsun Bakır. Evet, burada kişisel bir eleştiri söz konusudur. Evet, bu şiir satirin türü batı edebiyattan alınma satirdir. Yani satirik şiirdir. Türk edebiyatındaki karşılığı da hicevi ya da taşlamadır. Yukarıda aşağıdakilerin hangisinden söz edilmektedir? Evet okuyalım. Beyt sayısı 33 ile 99 arasındadır. Divan edebiyatında birini övmek amacıyla yazılır. Şairin mahlasının geçtiği beyte Taç adı verilir. Evet, burada söz edilen kasidedir. Doğru seçeneğimiz C seçeneğidir. Bu şiirin uyak dizilişi aşağıdakilerden hangisidir? Evet, bakalım. Yüzün aynasında, yüzün arasında. Evet. A, B, A, B. Evet, doğru seçenek B seçeneğidir. Yani çapraz uyak. Yukarıdaki şiirin türü aşağıdakilerden hangisidir? Sen aşk nedir bilmezsin, beni sevmedin ki bütün güzellikler sende aşk bendedir. Evet, bu bir aşk şiiridir. Duygu ve coşku anlatmaktadır. Aşırı bir duygulanım söz konusudur. Evet, dolayısıyla bu şiirin türü lirik şiirdir. Doğru yanıt D seçeneğidir. Evet bu dersimiz de burada sona erdi. Bir sonraki ders görüşmek üzere.